Muhterem Bakanım, Muhterem Valilerim, Başkanım, Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Üst Kurulları ve değerli sektör temsilcileri, değerli misafirler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah yüzünüzü hak eylesin diyorum. Öncelikle bu zirveyi düzenleyenlere, bakanım başta siz ve başkanım olmak üzere, katkıda bulunanlara ve katılanlara, valim siz de dahil, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mesleki eğitim zirvesinin düzenleniş amacına ulaşmasını diliyorum. Meslek eğitimi memleket meselesi diyoruz. Slogan. Ama halk benimsedi. Halk zaten tutmazsa bir daha siz söylemezsiniz. Halk tuttu, benimsedi ki biz de tekrarlıyoruz yani. Meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüyoruz. Nitelikli mesleki eğitim ülkemizin hedeflerine ulaşması için şarttır. Mutlaka meslek eğitimi olacak ama nitelikli olacak. Sayın Başkanım da söylediği gibi. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için de meslek eğitim olmazsa olmaz. Sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru mutlaka nitelikli meslek eğitim gerekiyor. Türkiye'deki durum nasıl? Türkiye'de şu anda meslek eğitimin oranı %44. Hedefimiz var %60. %60 hedef koyduk. Yakalayabilir miyiz diyerekten? Yakalarız bunu. Bursa'da bu oran %61. İstanbul'da %54. İstanbul'da zaten yakalarsanız Türkiye'nin çoğunu hedeflemişsiniz gibi. Ama Gaziantep'te de %36 olduğunu söylemek isterim. Yani %44 Avrupa Birliği'ne eş denk bir değer. Ancak %60'a çıkarırsak aranan eleman ihtiyacını karşılarız. Biraz önce bakanım söyledi. Antep'te büyük bir iş adamı diyor ki ben mühendise 4000 lira ödüyorum, teknisyene 6000 lira ödüyorum diyor. Dolayısıyla da işi bilene, işi götürene dolayısıyla hak ettiğini verme dönemi. Verirseniz o zaman başarıya yakalarsınız. Birinci cümle o. Organize sanayi bölgesinde diğerlerinden ayırt edilsin diye 300 organize sanayi bölgesinde 300 teknik kolej yapacağız. Teknik kolejleri yaygınlaştıracağız. Bakanlığımızın ve Türkiye'nin öncelikli gündemi eğitimdir. Ama bu eğitimin içinde de mesleki eğitim önce gelir dedi. İnşallah muhterem bakanım sizin döneminizde biz bunları hayata geçiririz. Daha iyi yapmak için mesleki eğitimi neler yapıyoruz? Tematik liseler açıyoruz. Ne demek? Sadece ülkemizde belirli bir sektörün öne çıktığı, Konya'da da var, İstanbul'da da var, şimdi Sivas'ta da var. Öne çıktığı ve yoğunlaştığı merkezlerde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmekle bir meslek alanında, Konya'daki işte ayakkabı ile ilgili değilim, başkası da var da, bu yıl 12 ilde 19 tane tematik meslek lisesi açtık. Yine Ankara, İstanbul, Rize illerinde toplam 8 mesleki ve teknik orta öğretim okulumuz sivil havacılık yer hizmetleri konusunda eğitim vermeye başladı. Yine 12 ilimize 13 tane mesleki ve teknik eğitim okulumuzda da madencilik eğitimi vermeye başladık. Sivas'ta da 2 tane var bunlardan. Yine bu yıl ilk defa Samsun'da tıbbi cihaz üretimi için Samsun Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de açtık. Bu yıl yine ilk defa başlattık. Bundan sonra inşallah kaliteyi arttırmak, kalite önemli ya. Meslek ve teknik eğitim okullarının performanslarını izleyeceğiz. Kriterleri belirlendi. Her okula bir karne vereceğiz ve başarılı olanları da ödüllendireceğiz. Öğrencilerimizi beceri eğitimi ve staj için kapılarını açan işletmelerimize devlet desteği veriyoruz. Bu daha önceden yoktu. Yani biz geldikten sonra da geçen yıl kanun çıktı. Beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından öğrencilere ödenen asgari ücretin en az %30'una tekabül eden 380 liranın 3'te 2'si olan 250 lirayı işverene devlet katkısı olarak biz ödüyoruz. Stajyer çalıştır lütfen. Üzerindeki mali yük varsa 250 liraya kadarını biz ödüyoruz diyoruz. Ve Şubat ayından bu yana kadar da bu kapsamda işverenlere 240 milyon lira destekte bulunduk. İyi bir rakam değil mi? Yine öğrencilerimizi iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortaladık. Meslek lisesi mezunlarına teknisyen unvanını veriyoruz. Öğretim programlarımızı yeniledik. Organize sanayi bölgelerinde açılan meslek liselerine devlet teşviki veriyoruz. 4270 lirayla 6900 lira arasında
Başkanım bu rakamın daha da arttırılmasını istedi. Gerek sayının arttırılması, gerek miktarın arttırılması Maliye Bakanımızın ve Hazine Bakanlığımızın da bütçe dengeleri içerisinde mutabakata varılırsa mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bunu da bak, hangi alanlara destek vereceğimizi Bakanlar Kurulu kararıyla belirliyoruz. 27 alanda destek veriyoruz. 59 okula destek verdik. Bu 59 okulda da 30.579 öğrenci de eğitim görüyor. Yine meslek ki eğitimde olan öğretmenlerimizin bir kendi alanındaki yabancı dillerini geliştirmesini istiyoruz. Bu amaçla İngiltere'ye bu yıl 64, gelecek yılda 100 meslek öğretmenini dil için gönderiyoruz. Yine 81 ilimizde gerek sektör temsilciye gerek de üniversitelerimizle protokoller yapıyoruz ki kendi mesleki öğretmenlerimizi eğitelim diye. 10 bin öğretmenimizin eğitimini planladık bu yıl. 6 binini bu ana kadar gerçekleştirdik. Geri kalanını da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bir rakam söylemek isterim. Bu meslek liselerinin başarısını göstermek açısından. Türkiye Ulusal Ajansı'na 2017 yılında sunulan ve hibe almaya hak kazanan 526 proje var. Bu 526 projenin 475'i yani %87'si yani hemen hemen tamamı desek %90'ı meslek liseleri tarafından hazırlanıyor. Dolayısıyla meslek liselerinin hayattan kopuk veya sadece nedir o teorik bilgilerle devam ediyor demesi değildir. Bu çerçevede de 16.3 milyon avro hibe desteği kazanıldı. Daha birçok diğer destek alanları da var da bildiğim gibi çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Gerçekten başkanım da söyledi. Çırak olmazsa usta olmaz. Usta her şeyin esası. Usta olabilmesi için çıraklığı mutlaka hayata geçirmek lazımdı. Ve devlet desteği veriyoruz. 76 bin olan çıraklığa giden öğrenci sayımız 117 bine çıktı. Yani bir trendi yukarı doğru yakaladık. Bütçemizi de söylemek isterim. Bakın bizim bütçemiz toplam eğitime ayrılan 122 milyar lira. Bakanlığımıza ayrılan 85 milyar lira. Ama bu 85 yaklaşık. Bu 85 milyarın 13 milyardan fazlasını da meslek eğitime ayırdık. Sadece meslek eğitime bizim bu yıl ayırdığımız kaynağın 2002 yılında milli eğitime ayrılan toplam kaynaktan eğitime ayrılandan kat kat fazla. Eğitime 2002 yılında hepsine 11 milyar lira ayrılıyordu. Bunun içine üniversiteler de dahil. Kredi yurtlar da dahil. Hepsini topla 10,5 falan yapıyor. 11 de yapmıyor. Şimdi bizim 13.3 milyar. Dolayısıyla da eğitime önem veriyor muyuz? Kesinlikle. Beşeri sermayeyi nitelikli kılan, diğerlerinden bir adım öne geçiren eğitimdir. Eğitimsiz beşeri sermaye niteliksizdir. Yani size katkı sağlamaz, katma değer sağlamaz. Bu söylediğimde bir eksiklik, bir yanlışlık var mı? Beşeri sermayeyi nitelikli kılan eğitimdir. Eğitimin amacı başarısı sorudan çıkmaz, cevaplanışmaz. Eğitimin amacı milli gelirine, toplumunun refahına ne kadar katkı bulunduğumla ölçülür. Eğitimin amacı toplumunu zaten refah toplumuna götürmek. Hem kendin mutlu olacaksın hem çevreni katkıda bulunacaksın, mutlu edeceksin yani. Dolayısıyla Türkiye'nin eğitimi iyi bir yerde, iyi ama eksikliklerimiz var mı? Var. Daha iyi olmasını istiyor muyuz? İstiyoruz, çok doğru. Eleştirenler var mı? Var. Niye eleştiriyor? Onu da çok net söyleyeyim. Ya Türkiye'nin yıllık ihracatı 153 milyar dolar, niye 500 milyar dolar değil? Ben katılırım. Doğru, kesinlikle ona aynı doğru söylüyordu. Kişi başına düşen milli gelir satın alma gücü paritesi bakımından 25 bin dolar. Niye 50 bin dolar değil? Katılırım. Eğitimden dolayı 50 bin dolar değil. Eğitimdeki eksikliği. Ama geldiğimiz noktaya bakın. Biz iddiamız şu. Her şeyi yaptık demiyoruz ama çok şeyi yaptık. Çok şeyi yaptığımızın 80 yılda yapılanlardan kat kat fazlasını yaptık. Biz sizden aldığımızdaki bize kişi başına düşen milli gelir işte 3.800 dolar civarındaydı. 4.000 doların altındaydı. Şimdi 11.000 dolara siz bize 11.000 dolarlık Türkiye bıraktığınızda biz bunu 30.000 dolara 50.000 dolara mı çıkarmadık? 80 yılda yapılanlardan kat kat iyisini yaptık. İddiamız bu. Ama daha iyisini yapmak için de çok daha fazla çalışmamız lazım. Yapar mıyız? Hiç şüpheniz olmazsınız, yaparız.